taraftarını anlatmak imkansızdır. Bugün taraftarımız ve camiamız da kendisinin özverisini görmekte ve hak ettiği değeri kendisine göstermektedir. Geldiğimiz noktada taraftarımızın da bir gün dahi şampiyonluğumuzdan şüphe etmediğini ve kulübümüze nasıl sahip çıktığını gözlerimiz dolarak izlemekteyiz. Fenerbahçe taraftarı ne kadar büyük bir güç, nasıl büyük bir aile olduğunu yaşanan süreçte verdiği destek ve sergilediği tavır ile sadece Türkiye'ye değil, tüm dünyaya kanıtlamıştır. Son olarak kadın ve çocuk taraftarlarımızın kulübümüze verdiği destek ve takımına sahip çıkması tüm dünya basınında haber olmuş ve dünya spor tarihine altın harflerle yazılmıştır. Bugüne dek takımına sahip çıkmak adına her türlü demokratik hak çerçevesinde yürüyüşlere katılan, ilk günden bu yana sayısız faks, telefon, e-posta ve mektuplar ile desteklerini bize ileten, Metris'e konvoylar oluşturan, Topuk Yaylası'ndaki sezon açılışında coşku ile takımını bağrına basan, seyircisiz oynadığımız maçta dahi stadyum dışından yaptıkları tezahüratlar ile stadı inleten, kulübümüze mali destek olmak adına taraftar kart satın alan, kombinelerde rekor kırmamızı sağlayan, Feneryum mağazalarına rekor düzeyde cirolar yaptıran, gökyüzüne 1900 adet fener bırakılarak sessiz protestolarda bulunan, kulübün hesap numaralarını öğrenip elindeki son parasını kulübüyle paylaşan taraftarlarımıza canı yürekten sonsuz teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer büyüğümüz rahmetli İslam Çupi'nin Fenerbahçe büyüklüğü ne kupa büyüklüğü ne şampiyonluk büyüklüğüdür. Onun büyüklüğü başka bir büyüklüktür. İşte adı konamaz diye bahsettiği büyüklüğünü bizlere bir kez daha gösterdiniz. Fenerbahçe'nin büyüklüğü taraftarının, camiasının büyüklüğüdür. Fenerbahçe ailesinin yılmaz, yıkılmaz büyüklüğüdür. Bir kez daha ve defalarca taraftarlarımıza ve sizlere teşekkür etmek istiyoruz. Bu noktada bir başka teşekkürümüz de taraftar derneklerimizdir. Taraftar derneklerimiz yurt içinde, yurt dışında, dünyanın dört bir yanında organize olarak bu süreçte bizlere yalnız olmadığımızı hissettirmişlerdir. Dünyanın öbür ucundan da, Kadıköy'ün hemen yanı başından da derneklerimiz kulübümüze destek olmak adına sayısız organizasyona imza atmışlardır. Kendilerine de çabaları ve özverileri çalışmalar için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli kongre üyelerimiz ve sevgili Fenerbahçeliler, kulübümüz 2011 yılında tarihte eşi benzeri görülmemiş başarılara imza atmıştır. Mücadele ettiği tüm branşlarda şampiyon olmuştur. Sezonu
kupalar ve madalyalar ile tamamlamıştır. Maalesef altın çağımızı yaşarken bu olaylar ile karşı karşıya kalmış durumdayız. Ancak yine de her şeye rağmen amatör şubelerimiz kendi dallarında bu yılda yine şampiyonluğun en büyük adayı olarak liglerine başlayacaklardır. Ayrıca bu sene erkek ve bayan basketbol ve voleybol takımlarımız, başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın da hedefleri doğrultusunda Avrupa liglerine Final Four hedefleriyle başlayacaktır. Yönetim kurulumuz büyük yatırımlar gerektiren amatör şubelerimizde kadroları korumak ve hedeflerden ödün vermemek adına büyük çabalar sarf etmiştir ve etmektedir. Bir daha tekrar ediyorum. İddianamesi dahi hazırlanmamış bir soruşturma üzerinden kulübümüze saldırmaya çalışanlar ve bu durumu fırsat olarak görenler şunu bilmelidir ki yaptıkları her hisselerimizin ile yaşadığı süreçle birlikte hisselerimizin değer kaybetmesi dengelerini sarsmaktadır. Her ticari kurum ve borsada işlem gören şirket gibi Fenerbahçe Spor Kulübü de borsada hisselerinin spekülatif haberler nedeniyle değer yitirmesinden zararlar görmektedir. Maalesef hukuki süreç sonuçlanana kadar hisselerimiz daima baskı altında olmaya devam edecektir. Buna ilaveten Şampiyonlar Ligi'ne katılmamamız sebebiyle 35